Ali Karahasanoğlu, biz de, R.P. Akit'i cezaevine koymak için çırpındı mı diyelim. Temel Karamoyaoğlu, Erbakan hocamızın laikçilerin kumpası ile mahkum edilmesine tek kelime etmeden. Kesinleşmiş mahkumiyet kararı gereğince, Erbakan hakkında işlem yapılması üzerinden, Tayyip Erdoğan'a saldırmıştı. Erbakan hocamızın damadı Mehmet Altınöz de, evet, Temel Bey doğru söylüyor, sözleri ile, yalana destek çıkmıştı. Mehmet Altınöz'e, Temel Bey hakkında sorsanız, 100 tane yanlışını söyler. Temel Bey'e, Mehmet Altınöz'ü sorsanız, o da 100 tane yanlışı sektirmeden sıralar. Ama ikisi, Erdoğan'ı kötüleme konusunda buluştular, birbirlerini doğruladılar. Birlik olup, Erdoğan'ı karalamaya kalkıştılar. Oysa, her ikisine de sorduk, Erbakan hocanın partisini kim kapattı? Nitelikli dolandırıcılıktan mahkumiyet kararını kim verdirdi? iki muhatabımızdan da ses çıkmadı. Temel Bey'den ses çıkmaması daha manidar. Çünkü, Erbakan hocamızı cezaevine koydurmak isteyen CHP ile, şu an, ittifak yapıyor. Neyse ki, itiraz eden tek ben değilim. Medyada birçok vicdan sahibi gazeteci, aynı konuya değindiler, Erdoğan'a isnat edilen sözlerin vicdansızlık olduğunu hatırlattılar. Gazeteciler yazıyorlar da, o olayların yakın şahitlerinden, Erbakan Hoca'ya ait saygısından kimsenin tereddüt etmediği Bülent Arınç'tan gelen açıklama da, çok önemliydi. Bülent Arınç, Temel Bey'i de, Mehmet Bey'i de yalanladı. Erbakan Hoca'nın cezaevine konulmaması için, Erdoğan'ın öncülüğünde neler yapıldığını sosyal medya hesabından uzun uzun anlattı. Recai Kutan Ağabey ile, Yasin Hatipoğlu, Mustafa Kamalak ve Şeref Malkoç'u da şahit gösterdi. Bu dört isimden üçü, halen Saadet Partisi içinde olan kişiler. Şu an Recep Ağabey'de, Yasin Ağabey'de, Mustafa Kamalak da Saadet Partisi çatısı altındalar. O günlere ait şahitliklerini esirgemesinler, adi şahitler olmak üzere bildiklerini açıklasınlar. Biz bu çağrımızı yaparken, bir yandan da Temel Bey ve Mehmet Bey'e yaptıklarının ne kadar vicdansızca bir operasyon olduğunu göstermek üzere kendi başımızdan geçenler üzerinden onların insafsızlıklarını ironik olarak tekrarlayalım. Bugüne kadar böyle bir iddiada hiç bulunmadık. Bundan sonra da Allah bizi şaşırtmasın. Yalan söylemeyi nasip etmesin ama Temel ve Mehmet Bey'in sözlerine nazire olarak o süreçte yaşanılanlar üzerinden şöyle bir hatırlatma yapsam 28 Şubat sürecinde, demokrasiye balans ayarı yaptık diyen çevik bir suç duyurusu yapıyor, yazıyı Adalet Bakanlığı'na yolluyor. O tarihte Adalet Bakanı koltuğunda oturan Şevket Kazan Ağabey de, mecburen suç duyurusunu, gazetenin bulunduğu savcılığa havale ediyordu. Ardından polisler geliyor, savcı ifade alıyor, Akit gazetesinin yazarlarını ve yöneticilerini cezaevine koydurmak için, bir yazıdan üç dava açıldığı bile oluyordu. Şimdi ben Şevket Kazan akit yöneticilerini cezaevine attırmak için çırpınıyordu dersem adil şahitlik etmiş olur muyum? Adil şahitlik mi yapmış olurum yoksa gerçekleri çarpıtmış mı olurum? Herkes biliyor ki 28 Şubat darbecileri Refah Partisi ile Akit gazetesi arasında bir nifak oluşturmak için suç duyurularını Refah Partili Adalet Bakanlığı'na aracı kılarak yapıyorlardı. Böylece suç duyurusunun en arkasında çevik bir yazısı olsa bile. Havalede Şevket Kazan'ın ismini gören Akit gazetesi yöneticileri, aptalca bir yorum yaparak, Refah Partisi'ne düşmanlık beslemeleri bekleniyordu. Biz aptal mıyız? Biz bu kadar alenen sergilenen bir oyuna figüran olarak katılır mıyız? Tabii ki, sorumluluğu o tarihte de Refah Partili Bakan'a yüklemedik. Bugün de yüklemeyiz. Biliyorduk ki, Refah Partili Bakanlar da baskı altındaydılar gelen suç duyurusunu geri çevirseler, akiti koruyor, diyerek bir defa daha hedef olacaklardı. Kendilerini tekrar tekrar hedef haline getirmemek için, gelen suç duyurularını, aslında hukuka da aykırı olarak, havalesini yapıp, ilgili savcılığa yolluyorlardı. Adalet Bakanı Şevket Kazan'a bu sebebi küsmüş müydük? Hayır. Asla bir tane değil, iki tane değil, onlarca suç duyurusu, sadece genelkurmay ikinci başkanının imzası ile gelse, bir derece. Bir de Adalet Bakanı'nın havalesiyle savcılığa geliyor ve savcı da, demek ki Adalet Bakanlığı da bu işin soruşturulmasını istiyor, diyerek, dava üstüne dava açıyordu. Arkadan oynanan oyunu biz fark etmesek, ya da kendi rahatımız için birilerini suçlamayı hak olarak görseydik. Adalet Bakanlığı Genelkurmay'ın özel kalemi mi? Genelkurmaydan gelen suç duyurusu yapılması istekli yazıları gönderen makama iade etmeli der. Darbecilerin oyununda gönüllü figüranlık yapıp o tarihte zaten herkesin yalnız bıraktığı Refah Partisi'ne bir darbede biz vurmuş olurduk. Bizim o tarihte de bugün de adalet gereği yapmadığımız isnadı şimdi Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin üst düzey yöneticileri AK Parti'nin iktidarda olduğu ama muktedir olmadığı dönemdeki bazı olayları gerekçe göstererek samimiyetinden asla tereddüt etmedikleri Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak insafsızca dillendiriyorlar. Böylece Erbakan Hoca'ya kumpas üzerine kumpas kuranların yazdıkları tiyatroda gönüllü figüranlık yapıyorlar. Bu iki partinin yöneticilerine sorarsanız, AK Parti hakkında onlarca eleştiri sonrasında, biz dürüst politika yapıyoruz. Onları sizin de eleştirmeniz gerekir, diyerek, etik siyaset, yaptıkları iddiasında bulunurlar. Heyhat! Yaptıkları, adil olmak değil, etik siyaset değil. Resmen iftira atıyorlar. Eğer Erdoğan hakkında söyledikleri yalanlar konusunda ısrarcı iseler. Ben Şevket ağabey için haksız isnatta bulunmam ama. Onların söylemleri ile onları vurmak isterim. Siz, 28 Şubat sürecinde, Akit'in yazarlarını cezaevine attırmak için, çırpındınız durdunuz, derim. Arzu ediyorlarsa, bir değil, on değil, yüzlerce suç duyurusunu masalarının üzerine koyarım.